arkadaşlar bu videomda sizlere 8 Mart Dünya Kadınlar e, Günü'nden bahsedeceğim. Evet 8 Mart Dünya Kadınlar Günü demesi çok kolay bir e, cümle ama bu kadınlar günü kadınlar günü olarak neden kutlanıyor? Kadınlar gününe neden bu kadar e, önem verilmiş, ağırlık veriliyor? Bunun mutlaka bir sebebi var. Evet şu dünyada, şu coğrafyada, e, özellikle aterkil coğrafyada kadın olarak her her türlü zorluğu Hepimiz yaşıyoruz erkeklerden daha fazla. Erkeklerin de elbette ki hayatlarında zorlukları var mutlaka. Ama kadın olmanın zorluğu başka, erkek olmanın zorluğu başka. Bunu da oluşturan fiziki coğrafya ve kültürel yapıdan kaynaklanıyor. Şimdi ateerkil kültürlerde biliyorsunuz kadınlara verilen yükler ya da erkeklere verilen yükler de belli. İnanın ben yüksek lisans diplomasına sahip olan bir... Kadın olduğum halde, bayan olduğum halde e, ben bile ailem tarafından, akrabalarım tarafından ya da dış çevre tarafından şiddete maruz kaldım. Bunu açık yüreklikle söylüyorum. Çünkü bunu söylemezsem eğer onların yapmış olduğu hataları gizlemiş olurum. Neden gizleyeceğim? Onlar yaparken utanmadı da ben neden utanacağım olur. Bir araştırma yapsam ki yapılmış araştırmaları da inceliyorum. İnanın. E, Türkiye'de ailesinden, akrabasından, arkadaş çevresinden ya da iş yerinden e, acı çekmeyen, çile çekmeyen kadın türü yok. Kadınların yaşadıkları e, şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, cinsel taciz, tecavüz, aklınıza gelebilecek her şey işte düşük ücret, düşük ücrete çalışmak, çalıştırılmak. E, sanki güzelliğini, görselliğini kullanırsan işte XX'in seni düşük işlere itmek. Benim şöyle söyleyeyim ben kendimden örnek verecek olursam kendi yaşantımda ne zaman kendimi kalkındırmaya çalıştım, farklı şeyler yapmaya çalıştım. Her zaman için çevremin olumsuz enerjilerine ve hakaretvari konuşmalarına maruz kaldım bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Mesela bana şunu söylendi bir tanıdığım tarafından. Evlere temizliğe git. İşte oyunculuk yapıp ne yapacaksın? XX mi olacaksın? Bakın, bakış açısına da bakar mısın? Sanki oyunculuk yapan XX'tir. Evlere temizliğe giden namusudur onun gözünde. Şimdi namusun ne olduğu da tartışılan bir şey. Bir alan. Onu da söyleyeyim. Bütün bunlar aslında e, aterkil yapının kadına yönelik şiddetten kaynaklandığının göstergesi gösteriliyor, önümüze çıkıyor. Yani sanki işte insanlar belli işlerde çalıştığı zaman cinsel tacize uğrarlar, belli işlerde çalışmadığı zaman cinsel tacize uğramazlar gibi bir açılım ortaya çıkıyor. Oysa ki çok yanlış bir e, tanım, bakış açısı, e, tacizin, tecavüzün, şiddetin ne mesleki vardır, ne alanı vardır. Her yerde, her meslek dalında insanlar cinsel tacize de uğrarlar, tecavüze de uğrarlar, başka şeylere de uğrarlar. Evet sevgili arkadaşlar, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dedim sizlere, bu konuda bilgi vermek istiyorum dedim. Kendimden, hayatımda kendimde yaşadığım acılardan, çilelerden yola çıkarak bir kadın olarak, Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak... Şiddete maruz kaldığımı açık yüreklilikle sizlerle paylaşıyorum. Bunu belirttim. Bunu benim en başta Allah bilir. En başta yakan, e, polis kayıtlarım bilir. Polis kayıtlarım bilir. Polis kayıtlarından incelemeler sorabilirsiniz. E, hem aile içi olsun hem akraba çevresi olsun bunlarla e, iş yeri çevresi olsun mücadele ettim. Her Türk kadını gibi. E, hala da mücadele etmeye çalışıyorum. Ve kendi mücadelelerim sonucunda bakınız sizin karşısına ekrana çıkıyorum ve YouTube videosu yapıyorum. YouTube videosu yapmama kimse bir şey demiyor. Görüyorsunuz, sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, ee, kimse bir şey demiyor YouTube videosu yapmama. Ama inanın kendi isteğimle yapıyorum. Ben sizlerin karşısına kendi isteğimle çıkıyorum. Burada zaten bir şey diyemezler. Kimsenin bir şey deme hakkı da yok. Dedikleri an, e, bunu buradan videonun en başına söyleyeyim ki, bakınız, sevgili kızlar, özellikle kız çocukları ve erkek çocuklara da dahil. Anneniz, babanız, çevreniz sizin bir takım yapmak yapmak istediğiniz şeylere izin vermiyorsa. Mesela örnek veriyorum, siz tiyatro oyuncusu olmak istiyorsunuz. Anneniz izin vermiyor ya da yurt dışına gitmek istiyorsunuz, anneniz izin vermiyor. Bunun için polise gideceksiniz. yapmanız tek gereken tek şey annem babam izin vermiyor diye değil, polise gideceksiniz. Bakınız. Benim en yakın arkadaşım Sözde Avrupa'yı hayat yaşıyor diye, e, ailesiyle anlaşamıyor diye planlı olarak ona psikolojik ilaç kullandıra kullandıra kızını mezara soktu. Sonra da diyor ki ben kahraman anneyim, kahraman anneyim diye etrafta geziyor. Oysa ki olayın içerisinde ben de varım, kızın canlı şahitiyim, kızın hayalleri vardı. E, kızın hayatıyla oynayan annesidir. Kızına psikolojin e, anlaşamayınca kızım senin psikolojin bozulmuş diye... Kızına psikolojik ilaç kullandıra kullandıra kadın e, kendi elleriyle kızını mezara soktu. İşte bu da kadına şiddettir. E, şimdi bu kadın benimle iletişim kurmaya çalışıyor, benim her türlü çevremden imkanlarından yararlanmaya çalışıyor, kendi kızından daha e, absürt istekleri olan birisi olarak ortamız ortaya çıkıyor. İşte bütün şiddet bu. Bütün şiddet e, kadınlara ve kızlara yapılan şiddet. Dünya Kadınlar Günü'nde hepimiz bağırıyoruz. Artık şiddet olmasın, insanlar hayatlarını istedikleri gibi yaşasınlar, istediklerini yapsınlar, kimse kimsenin hayatına karışmasın, acı vermeyi de bir kenara bıraksın, hiç acımayın. Sizin bir şeyleri yapmanıza izin vermeyen, baskı yapan annenize, babanızı dahi şikayet edin. niye, nereye şikayet edeceksiniz? Polis arayacaksınız. Olmadı, polis de tutmuyorsa YouTube'dan yayın yapın. TikTok'tan yayın yapın, sosyal medyadan paylaşın. Şiddet görüyorum diye. Şikayet annenizi, babanızı, çevrenizi, akrabanızı şikayet etmekten hiçbir şekilde çekinmeyiniz. Çünkü şiddete uğrayan sizsiniz. Olan sizin hayatınız oluyor, benim hayatıma olduğu gibi. Bunları da lütfen açık yüreklilikle konuşun, söyleyin. Evet sevgili arkadaşlar. İnşallah bundan sonra acılar çekmeyiz kadın olarak. Ben size yaşadığım acıları açık yüreklilikle e, itiraf ettim. Yüksek lisans diplomasına sahip olan bir kadın olarak. Bunu da herkes bilsin. Size Dünya Kadınlar Günü'nden bahsedeceğim. Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü Kadın Hakları Hareketi'nde bir odak noktasıdır. Amerika Sosyalist Partisi 28 Şubat 1909'da New York'ta bir Kadınlar Günü düzenlendikten sonra 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl bir Kadınlar Günü düzenlenmesini önerdi. 1917'de Sovyet Rusya'da kadınlar oy hakkı kazandıktan sonra 8 Mart Ulusal Bayram oldu. Kadınlar Günü 1967'de feminist hareket tarafından benimsenmesine dek ağırlıklı olarak sosyalist hareketler ve komünist ülkeler tarafından kutlandı. 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralık 1977 yılında aldığı kararla üye ülkeler kendi geleneklerine ve tarihlerine uygun bir günü uluslararası Kadın Hakları ve uluslararası Barış Günü ilan etmeye davet edildi. Günümüzde Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmi tatildir. Bazı ülkelerde ise büyük ölçüde görmezden gelinir. Bazı ülkelerde protesto günüdür, bazılarında ise kadınlığı kutlayan bir gündür. Şimdi tarihçesinden bahsedeceğim sevgili arkadaşlar. 26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kapanak kentinde toplanan 2. Sosyalist Enternasyonala bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Almanya Sosyal Demokrat Partisi liderleri Clara Zetkin, Kate Dunker ve arkadaşları bundan böyle her yıl bir Kadınlar Günü düzenlenmesinin öresini getirdi ve öneri oy birliğiyle kabul edildi. Bu ilk yıllarda belirli bir tarih e, saptanmamıştı. 1921'de Moskova'da düzenlenen 3. Komünist Enternasyonal ve 3. Kongresine bağlı Uluslararası Komünist Kadınlar Konferansı'nda o dönem ağırlık kazanan sınıfa karşı sınıf politikalarının etkisiyle Dünya Emekçi Kadınlar Günü adı benimsendi. Ancak 1930'lu yıllarda faşizme karşı Birleşik Cephe politikalarına geçiş sürecinde tekrar ilk baştaki Dünya Kadınlar Günü adına dönüldü. Bu değişiklik daha sonra kadın örgütlenmesi alanına da yansıdı ve sosyalizmi veya komünizmi hedefleyen ve sadece işçi emekçi kadınlar ya da sosyalist komünist kadınlar ile sınırlı bir örgütlenme anlayışı da terk edilerek 1945'te Uluslararası Demokratik Kadın Konferasyonu'nu kuruldu. Dünya Kadınlar Günü olarak 8 Mart gününün belirlenmesine kaynaklık eden olay konusunda ise muhtelif tartışmalı iddialar mevcuttur. Bunlardan biri Rusya'da çarlığın yıkılmasına yol açan 1917 Şubat devriminin 8 Mart günü yapılan kadın yürüyüşü ve grevleriyle başlamış olması, bir diğeri 8 Mart 1908'de ABD'nin New York kentinde çoğu sosyalist olan kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı talepleriyle düzenlenen Meeting başka biri ise 8 Mart 1857'de yine ABD'nin New York kentindeki bir tekstil fabrikasında grevci işçilere polisin saldırması, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin kurulan bankalar, bank, e, varikatlar nedeniyle kaçamamaları sonucunda 120 kadın işçinin ölmesi ve yine de bir başkası ise, bununla çok paralellik arz eden ancak e, gerek Dünya Kadınlar Günü'nün ilk kararlaştırıldığı 1919'dan gerekse ilk uluslararası kutlamaların düzenlediği 19 Mart 1911'den sonra hiç bahsi geçmeyip çok sonraları ileri sürülen 25 Mart 1911'de New York'ta gerçekleştirilmiş Triangle Gömlek Fabrikası yangınıdır. Birleşmiş Milletler'in resmi web sitesinin konuyla ilgili sayfasında 8 Mart gününün seçilmesine kaynaklık eden olay olarak Rusya'da Çarlığa son veren 1917 Şubat Devrimi'nin Georgian takvimine göre 8 Mart günü kadınların protesto eylemleri ve grevleriyle başlamış olduğuna işaret edilmektedir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında e, sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul etti. Evet, Türkiye'deki 8 Mart'a geleceğim. Türkiye'de 8 Mart Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında iki komünist kız kardeş, Rahime Selimova ve Cemile Nushir Nova'nın e, girişimiyle gerçekleştirildi. Evet, yanlış duymadınız. İki komünist kız kardeş 1921 yılında ilk kez Rahime Selimova ve Cemile Nushir Bana'nın girişimiyle gerçekleştirildi. Bu tarihten sonra yıllar boyunca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına izin verilmedi. 1975 yılında Birleşmiş Milletler Kadın 10 yılı ilan edildi. Türkiye'de bu kapsamda yer aldığı için 1975 yılında Türkiye'de Kadın Yılı Kongresi yapıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün 1975 yılında kutlanmaya başlamasında İlerici Kadınlar Derneği'nin faaliyetleri de etkili oldu. Böylece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapalı ortamlardan sokaklara ve meydanlara çıktı. İlerici Kadınlar Derneği işçi sınıfı ile kadınları bir araya getirerek haklarını aramaya çağıran bir sivil toplum örgütüydü. Kurulduğu andan itibaren kısa sürede yurt çapında 33 şube ve 35 temsilcilik aracılığıyla 15 bine yakın üyeye sahip oldu. Kadınların Sesi adlı yayın organı ile 35 bin kişiye ulaşabiliyordu. 12 Eylül darbesinden sonra tekrar askeri junta yöntemi tarafından 4 yıl süreyle hiçbir kutlama yapılmasına izin verilmedi. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından kutlanmaya devam edilmektedir. Bu yeni dönemin temel farkı eskiden sadece sosyalist kesimi sahiplendi. Bugünün artık hemen tüm kadın kuruluşlarının yanı sıra adeta resmi bayram gibi devlet yetkilileri ve kurumları tarafından da kutlanmaya hatta şirketlerin de reklam ve pazarlama faaliyetleriyle buna katılmaya başlamasıdır. Öte yandan günümüz Türkiye'sinde 8 Mart'ı komantinen 1920'li yıllardaki sınıfla karşı sınıf politikalarının bir yansıması olarak adlandırıldığı şekilde Dünya Emekçi Kadınlar Günü e, olarak kutlayanlarla olduğu görülmektedir. 2003 yılında yurt çapındaki çeşitli Dünya Kadınlar Günü kutlamaları arasında Taksim'de başlayan ve her yıl 8 Mart'ta tekrarlanan feminist gece yürüyüşü sonraki yıllarda başka şehirlerde de yapılmaya başlandı. 2014 yılında İstanbul Valiliği tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne yürüyüş ve miting yapabilecek yerler listesinden çıkarılmasından sonra 8 Mart günü İstiklal Caddesi'nde feminist gece yürüyüşü yapılmaya birkaç yıl devam edilsi, edildiyse de 2019 yılında polis İstiklal Caddesi'nde toplanan binlerce kişinin yürüyüş yapmasını engelledi. Önceki yıllarda olduğu gibi yürüyüş yapmakta ısrar eden kalabalık göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiler kullanarak dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hükümet Yetkilileri ve Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli tarafından İstiklal Caddesi'nin girişindeki Taksim Mescidinden okunan yatsı ezanı sırasında slogan ve ıslıklara devam edilerek ezanın protesto edildiği, ezana saygısı edildiği iddialarında bulunuldu. Kadın örgütleri ise söz konusu iddiaları yalanladı. 10 Mart akşamında bir grup ezana uzanan elli akılısın sloganlarıyla Taksim'de bir gösteri yapmak istedi fakat polis gösterileri müdahale ederek dağıttı. Evet sevgili arkadaşlar bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde e, diyorum ya dünyada acı çeken kadınlar olarak e, Türkiye'de kad acı çeken kadınlar olarak videoyu başlattım. E, hepimizin hayatı acılarla dolu. Tabii ki erkekler de acılar çekiyorlar ama kadınların çektikleri acılar erkekler tarafından düzenlenmiş, planlanmış öğretiler olduğu için bundan dolayı acılar çekiyorlar. Erkeklerin çektikleri acılar ise Sisteme yönelik ekonomik şiddet acıları oluyor. Videonun sonunda da şunu söylüyorum. Acı çekiyorsanız, istediğiniz iş yapılmasına izin verilmiyorsa, örnek veriyorum yurt dışınıza gitmenize izin verilmiyorsa, başka iş yapmanıza izin verilmiyorsa, annenizi, babanızı, kardeşinizi, dayınızı, amcanızı karakola polise şikayet ediyorsunuz. Ve bana izin vermiyorlar deyip e, izin verilmesini sağlıyorsunuz. İstediğiniz işleri istediğiniz yerde oluyorsunuz, yapıyorsunuz. Bunları bilemediniz. Polis bir şey yapmıyor diyorsanız sosyal medya hesaplarınızdan durumunuzu paylaşınız. Teşekkür ediyorum. Acısız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yaşasın kadın ve özgürlük, yaşasın kadın devrimi, insan devrimi, insan hakları devrimi diyorum. Hoşçakalınız.